Hoşça kız. Hoş geldin. Biz de seni bekliyorduk. Niye öyle bakıyorsun? Bu ev bu kadar güzel miydi? Daha önce hiç fark etmemişim. Ona bakıyorum. Beni bu evden göndermeye çalışıyordun. Hiçbir yere gidemezsin. İşleri değiştirip beni dışarıda bırakmıştın. O senin böyle bir kadın olduğunu bilmeden önceydi. Nasıl bir kadın? Bütün kaleleri zapt eden türden. Demir. Ne? Hadi çıkmamız lazım. Nereye? Leyla teyzelere yemeğe davetliyiz. Güzel. Çok güzel şaka. Biraz soğuk ama olsun. Güzel. Ya sen şaka yapmıyorsun. Of Selin ya. Ya nereden çıktı şimdi? Ama ne yapayım, kıramadım. Huylarını biliyorsun, çok ısrar ettiler. Bu sefer kimseye bıçak çekmeyeceksin. Hani şimdi bilemiyorum. Güzel. Çok güzel. Bıçaklar çekilmeye başlamış. Demek ki verdiğim ödevler işe yarıyor. Kendim de böyle sırayla gelir işte. Sabahları gergin oluyorsunuz. Ben de akşamüstü bir bakayım dedim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar iyi yaptınız. Ben bir kahve yapayım o zaman. Ben de geçeyim. Ha, buyurun buyurun, kendi eviniz gibi. Nasılsak nasıl? Güzel, 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 güzel. İki ödevi de tamamlamışsınız. Ama diğerini niye yapmadınız? Yani sonuçta ikinizin de daha önce yapmadığı bir şeyler vardır değil mi? Yani işte onu öyle küt diye bulamadık o gece. Gece? Gece. Şimdi bir dakika. İkiniz de evin içinde o gece birbirinizin gözünün içine 10 dakika boyunca baktınız. Sonra? Yani 10 dakika bakmadık. 10 dakika lafın gelişidir zaten. Öyle değil mi? Olur mu öyle şey canım? Aa. Ama vallahi kızacağım. Siz böyle ödevleri kafanıza göre değiştiremezsiniz. O zaman içeriği kalmaz. Yani ben de söylemiştim ama o dönem beyefendi benden itinayla uzak durmaya çalışıyordu. Peki hanımefendi, neden uzak durmaya çalıştığımla ilgili bir açıklama yapmak ister misiniz doktor bey? Yani evet, ben kabahatli olabilirim. Ne manada? Yani böyle ufak tefek, çok küçücük, minicik hatacıklar yapmış olabilirim belki. Ufacıklı minicik. Böyle söyleyince çok tatlı oluyor. Ben size olayın gerçeğini izah edeyim. Şimdi kendisi beni işimden ve evimden atabilmek için her türlü operasyonu düzenlemiş. Yetmemiş. Gidip mafyayla anlaşmış. Ha bu arada o konuyu daha konuşmadık. Unutmuş değilim. Ama Demir, yani biz bu konuları kapatmıştık. Bunlar sen yeni geldiğinde olmuştu. Sonra ben hepsini bitirdim. Ha, sormayayım yani sevgilimin mafyayla ne işi var diye. Sevgilim mi? Sevgiliniz mi? Ay vallahi ben de ilk kez duyuyorum böyle. Ay kulağıma bir garip geldi Demir. Bir daha söylesene. Selin. Lütfen lütfen Demir Bey, söyleyin. Demir Bey. Neyse tamam tamam. Sonra söylersin. Uzlaşma. En sevdiğim. Ama konunun ayrıntılarını da merak ediyorum. Lütfen söyleyin siz. Ama Bünyamin Bey, biz bu akşam bir yemeğe davetliyiz. Şimdi oraya geç kalıyoruz. Tamam. O zaman bir sonraki seansa bütün ayrıntıları konuşalım. Olur mu? Siz de bu arada o ikinci ödevi lütfen yapmayı unutmayın. Tamam. Çok sevindim.
Gerçekten çok sevindim. Belli oluyor. İyi günler. İyi günler. Bir dakika ya. Şimdi sen bu kadar hazırlandın. İnsafsızca güzelsin. Ve bütün bunlar Firuze Hanımlar için mi? Hayır. Seninle gideceğim için. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben başka zamanlarda güzel değil miyim yani? Oo. Tam da yerine denk getirdi ya. Ne olsun? Hem güzel hem eli ağır. Sersin. Hazırlan hemen. O mafya konusunu da konuşacağız hanımefendi. Selin, tatlım ver kimliğini. Sen benle kalıyorsun. Al bakalım. Bora, kimileri istiyorlar, ne yapacağız? Seninkini veremeyiz. Üstünde benim kabak gibi soyadım yazıyor. Merve Mutlu Durul. Yakıştı be. Yakıştı. Ama evli olduğumuz burada ortaya çıkarsa filci patlarız. Ben kendi kimliğimi vereyim. Seninkini unuttuk diyelim. Ya o zaman da TC'mi sorarlar. Doğru. Tevrif Feyci. Sen kaç o zaman. Ben onları oyalayayım. Ne yapalım? Kahraman severim. Yarılt yani. Bora Beyciğim. Ho ho. Duyuyor musunuz? Geldim geldim Azmiye Hanım. Odanın anahtarını aldım Burak. Gidebilirsin. Yalnız pencerenin yanındaki yatak benim, ona göre. Ben kendim ayrı olur. İstediğin yerde yat. Oh be. O da bana kaldı. Hay yaşa Burak. Bora. Bora. Ha, tamam geldim abi. Bizim odamız da burasıymış. Uzakmış ya. Sonra görüşürüz. Tamam güzelim. Tatile kot mu giyeceğim? Ben bunu temizlik yaparken giyiyorum. Keşke valizimi kendim hazırlasaydım. Gel. Ne haber komşu? Selin, bunlar ne? Ay, ben valizimi sabah hazırladım da elime ne geçtiyse attım içine. İşte her şeyden biraz var. Şişt, bak bir ya. Demir Bey'le Alara birlikte gelmiş, doğru mu? Evet. Beraber geldiler. Seni bıraktıktan sonra gidip aldı herhalde. Bunlar Paris'te ilişkilerini resmiyete döktüler, ben size söyleyeyim. Vallahi bence Yıldırım Bey bile farkında, biliyor musun? Yani kız Demir'le tatile çıkabilsin diye resmen işlerin ertelemesine izin verdi. Şok şok şok. Artem'in iç mimarlığın karizmatik yöneticisi Demir Erendil, ünlü otelci Yıldırım Giritli'ye damat mı gidiyor? Evet.
Ya bunlar aynı odada falan mı kalıyor yoksa? Hani sevgililer ya. Elinin körüyle kalsın. Bana ne ya? Kızlar, merak etmeyin, ben kontrol ettim. Odaları yan yana bile değil. Ne demek odalar yan yana değil ya? Ben özellikle öyle ayırtmıştım. Ama sonra arayıp değiştirmişsiniz hanımefendi. Hayır, öyle bir şey yapmadım. Dün telefon etmişsiniz, not alınmış. Bir karışıklık olmuş belli ki. Tamam, tekrar değiştirin o zaman. Ama maalesef şu an yanındaki oda dolu. Hatta odaları bayağı uzak birbirlerine. İyi de sen niye bunu kontrol ettin Azmi'ye? Ettim işte canım ha. E tabii, yani bu bir iş seyahati sonuçta. Demek ki Demir Bey hala özel hayatıyla iş hayatını birbirine karıştırmamaya dikkat ediyor. Oo, kızlar! Muhabbet mi ediyordunuz? Ay vallahi bayılırım. Bütün kızlar toplanmış Leyla. Ya. Bütün gençler toplanmış. Ne konuşuyordunuz bakalım ha? Ay hadi artık bahçeye çıkalım. Burası beni biraz bastı. 10 kişi bir arada olunca. Aa Selin'cim, biz geldik diye mi gidiyorsun? Aha! Olur mu öyle şey Firuze Hanımcığım? Zaten birazdan bahçede buluşacaktık. Hem Alara Hanım birbirinden güzel oyunlar, eğlenceler, yarışmalar ayarlamış. Aa, nasıl yarışmalarmış onlar bakalım? İşte grup oyunları falan. Alara Hanım yarışmak mı istiyor? Neyine güveniyor acaba? Hayatında bir tane ağaca tırmanmış mıdır? Babasının etkisi olmadan neler yapabilecek göreceğiz. Selin, sakin arkadaşım. Hep birlikte oyun oynayacağız. Aynen Aydacığım, aynen. Bir oyun oynanıyor zaten. Gece bakıyorum başka, gündüz bakıyorum başka. Ama bu sefer oynanan ben olmayacağım. Eğer oyun oynayacaklarsa onlara hayatlarının en acı yenilgisini yaşatacağım. Demir'le Alara'dan mı bahsetti şimdi o? Hmm. Kim oyun oynuyormuş Selin'e? Ben hiçbir şey anlamadım. Ay ben de gece başka gündüz başka kısmına takıldım. Ya o yarışma falan deyince hırs yaptı. Herhalde kendi kendine ne dediğini bilmiyor öyle. Hadi çıkalım biz de. Aynen, hadi gidelim. Hadi. Tamam, hadi görüşürüz, kapatıyorum ben. Azmiye? O ne yine? Selin'in gizli hayranından küçük bir hediye. Ya iyi de dün gece barışmışlar ya. Niye hala hediye geliyor o gizli hayranından? Ay Firuzeciğimle konuştuk. Bu hediyelerin bir süre daha devam etmesi lazım. Selin'e olan ilgi bir anda kesilirse ne olur? Ne olur? A, Selin'in kolay vazgeçilebilir olduğu mesajı gider. B, Demir Bey bunu Selin'in oyunu zannedebilir. Hangisi olsun isteriz? C, hiçbiri. Güzel. O halde Demir'in Selin'i biraz daha kıskanması lazım. Ya Azmiye, yine de fazla üstelemesek mi? Yani bozmayalım şimdi tam da barışmışlarken. Ay siz bana güvenin. Biz de biliyoruz bir şeyler. Günaydın Azmiye Hanım. Günaydın Demir Bey. Kolay gelsin Merve Hanım. Elimizdeki yapı işlerini, dosyalarını topladım Demir Bey. Geleyim mi? Gerek yok. Burada bakarız. Evet.
Yapı bölümü ile ilgili elimizde fazla proje yok zaten. Dilim Hanım'ın işleri var ve birkaç proje daha. Hangisiyle başlamak istersiniz? Şunun ayrıntılı çizimleri var mı elimizde? Hı hı, onlara bakabilir miyim? Selin Hanım, telefonunuza sürekli mesaj gelip duruyor. Bir bakın isterseniz, müşteriden olabilir. Ya Demir, yapmasana şunu. Aydan Hanım, isterseniz siz bunları toparlayın. Biz terasta devam edelim, olur mu? Tabii, denelim. Ne de güzel yakışıyorlar, gördün mü? Ya ben Demir Bey'i ilk defa böyle görüyorum ya. Hep böyle miydi bunlar? Ya görene tatlım. Ay Azmiye başlama yine ya. Zaten kötü hissediyorum. Aman tamam tamam. Firuzeciğim. Azmiyeciğim. Ay ne var ne yok, bizim çifte kumrular nasıl? Ay nasıl mutlular, nasıl mutlular. Şirkete bir gelişleri var. Allah mezardan saklasın. Ha iyi mi? Ay araları çok iyi yani. Ay iyi de laf mı? Bal bal. Demir Bey'i kıskandırma planımız işe yaradı. Selen'in masasına hediyeyi de koydum. Aynen söylediğin gibi devam ediyorum. Güzel. Şimdi çok dikkatli olmamız lazım. Selin'le sen bir konuş. Neler olduğunu bir öğren bakalım. Yani daha sonraki adımları ona göre planlayalım. Anlaştık. Ben hemen öğreniyorum. Tamam. Ara beni ama. Hadi öptüm. Ay haberler iyi galiba. Ay, ay ay aman dilini ısırda söyle. Demir ve Selin istediğimiz kıvama geldi. Ay ay maşallah maşallah. Daha da aynı evde oturmayacağız diye tutturmayacaklar. Ay. Ama çözüldü işte mesele. Ay nedir yani değil mi? Hiç. Bu notları, hediyeleri müşteri falan yollamıyor. Ben Demir sanıyordum ama o da değilmiş. Vallahi çok sinir oldum. Ay ne güzel işte. Gizli bir hayranım var. Ay ne gizli hayranı ya. Daha yeni Demir'le aramız düzeldi. Vallahi ben hiç uğraşamam. Peki Demir Bey ne diyor bu hediyelere falan? Yani bir şey demiyor ama yani haliyle bozuldu. Vallahi ben de rahatsız oluyorum. Bu sabah da kapıma çiçek bırakmışlar. Şimdi de bu. Azmiye. Kim getirdi ki bunu? Aa, ben nereden bileyim canım? Şirket kapısının önünde buldum. Üzerinde ismi yazıyordu. Ondan masana bıraktım. Zaten not falan yok mudur bunun üstünde zaten? Aa, burada. Saçma sapan ucuz ucuz notlar bırakıyor densiz. Al. Aa, hiç de bile. Gayet güzel. Hatta bayağı şiirsel. Ay bir de restorana davet edip kendisi gelmiyor. Ay iyi ki de gelmedi. Yoksa o sinirle onu böyle paramparça ederdi. Vallahi sen mi Demir Bey mi? Ay ikinizin arasına girecek adama acıyorum vallahi. Günaydın. Günaydın Burak.
Yeni bir müşteri adayımız var. Çıkalım mı, yolda anlatırım. Gidelim. Ha, ben de geleyim mi Burak? Yok, müşteriyi alalım da sen sonra tanışırsın. Ay hadi aklınıza kuvvet. Koparın alın o müşteriyi. Hay, görüşürüz. Alo Firuzeciğim. Selin'le konuştuk şimdi. Ay, deli birliktelermiş. Hem barışmışlar hem de Demir Bey kıskançlıktan kuduruyormuş. Ay Azmiyeciğim, çok şükür, çok şükür. O zaman hediye işine biraz ara verelim. Başka adımlar atma zamanı. E ne yapacağız? E kavga edip her şeyi berbat etmelerine mani olacağız. Ay niye kavga etsinler? Birbirlerinin gözünün içine bakıyorlar. Hem aşıklar. Aşkta kavga tatsızdır. Onlar baş başa kaldıkları zaman nezarette bitiyor sonu ama. Onun için kavga ettirmeyeceğiz. Ay iyi de hep yanlarında olamayız ki. Ay olacağız Azmiye. Sen, ben, Ayda, Merve. Hiç onları yalnız bırakmayacağız. Hadi öğlen Happy Pay'a gelin. Orada ayrıntıları konuşuruz. Hadi çüz. Çüz. Azmiye Hanım. Efendim Demir Bey. Odama gelir misiniz? Hemen Demir Bey. Gördün mü? Ay kendisi küçük ama etkisi dev. İçine bile bakmadılar ayol. Gel. Geldim Demir Bey, buyurun. Azmiye Hanım, bu sabah şirkete gelen teslimatların listesini alabilir miyim? Dünküleri de. Hangi şirketinkileri sordunuz? Artemim Yapı'ya gelenleri mi? Yoksa iç mimarlık tarafına gelenleri mi? Bir sorun mu var? Hayır yok. Siz ikisini de getirin lütfen. Bekliyorum. Tabii Demir Bey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.